Evet, Sayın Dekanım, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak düzenlemiş olduğumuz online mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle program akışından bahsedeceğim kısaca. Programımız Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Sedat Yazıcı hocamızın konuşmasıyla başlayacak. Akabinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Macit Balık hocamızın konuşmasını dinleyeceğiz. Fakülte ve bölüm birincimiz Yasin Çamkömürü bize bir konuşma yapacak. Sonrasında da söz almak isteyen bölüm hocalarımız ve öğrencilerimizle sohbet edeceğiz. Bir de öğrencilerimizden gelen fotoğraflar, kareler var. Bunları sizle paylaştıktan sonra programımızı sonlandıracağız. Evet, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak 6. mezunlarımızı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2016 yılında Bartın Üniversitesi ailesine katılan öğrencilerimiz 4 yılın sonunda mezun oluyor ve bu mutlu günlerinde biz de onlarla bir araya gelmekten gurur duyuyoruz. 2016 tarihinde bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimiz fakülte birincisini kendi bünyesinden çıkarmış ve bölümümüzü gururlandırmıştır. Fakülte ve bölüm birincimiz Yasin Çamkömürü öğrencimiz 3,8 ortalamayla öğrenim hayatını tamamlamıştır. Hangisi? Yasin hangisi? Ortadaki mi? Yasin ortadaki hocam, Tamam. bu arkadaşımız. Kendisi zaten bu oturumda, onu da dinleyeceğiz. Evet. Bölüm birincisi olmakla kalmayıp fakülte sıralamasında da ilk sırada yer alan Yasin'i gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bölümümüzde başarı göstererek sıralamaya giren başka öğrencilerimiz de var. Bunları da burada zikretmek isteriz. Bölüm birincimiz Yasin Çamkömürü, ikincimiz Emre Gül, üçüncümüz de Fatma Özdoğan. Yine kendilerini de tebrik ediyoruz gösterdikleri başarıdan dolayı ve kariyerlerinde başarılı bir hayat diliyoruz. Şimdi programımızda Sedat hocamızın, dekan hocamızın konuşmasıyla başlamak istiyorum. Hocam, neler söylemek istersiniz size? Böyle konuşma falan yok. Resmi bir şey yapmayacağız. Yapmayalım. Bir öğrencileri görelim. Birbirimizi görelim. Bence ekranı Tamam hocam. yani öğrencilerimiz de sohbet edelim. Hallerini, hatırlarını soralım. Ne yapıyorlar? Onları dinleyelim. Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Mümkünse sizleri görebilir miyiz? Sesinizi duyabilir miyiz? Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederiz. Biz iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz hocam. Pandemi sürecinde işte herkes nasılsa biz de o süreçte ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, hayat nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? Hocam yani şu pandemi gerçekten çok korkutuyor artık. Ben Ankara'nın Keçiören ilçesindeyim ve burada gerçekten çok fazla vaka var. Adım attığım an korkuyorum artık. Ciddi anlamda korkuyorum ama korkunun da bir faydası yok. Tedbiri bırakmıyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz. Evet, Ankara'dan iyi haberler gelmiyor. Gerçekten. Hocam merhaba. Merhaba. Biz de koronavirüs olduk ailecek. Öyle mi? Geçmiş olsun. Evet hocam ama şu an ilaç kullanıyoruz. İyileşme sürecindeyiz. Biz de Ankara'da yaşıyoruz ama gerçekten ne kadar dikkat etsek de bir şekilde oluyor yani. Olsun. Peki arkadaşlar, yani Bartın Üniversitesi'ni bitirdiniz, 4 yıl burada okudunuz. Aldığınız eğitimden, üniversiteden, fakülteden, bölümden genel olarak memnuniyetiniz nedir? Burada iyi şeyler, güzel şeyler yaşadınız mı? Bir kendinizi Bartın Üniversitesi'nin bir bireyi olarak, üyesi olarak hissediyor musunuz? Bu konudaki duygularınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Burada bir resmi bir şey yapmak yerine sohbet etmek istiyoruz. Hocam, Bartın Üniversitesi Sizleri lafınızı dinlemek kestim. için biz buradayız, yoksa şey için değil. Ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor bunun yanında?
alanınızla ilgili meslekle, aldığınız eğitimle ilgili, üniversite ile ilgili, fakülte ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Murat Okan, burada isim olarak söylüyorum. Murat, orada mısın? Hocam, Murat yolculuk esnasında bağlanıyordu. Biraz sıkıntısı olduğunu temin söyledi. Belki seste bir sorun yaşadı. Gayet Servet, Feyza Nur, isim okuyorum artık. Konuşmak isteyen yok mu? Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam açıkçası şu an ne söyleyeceğimi pek bilemiyorum. Çok durgun hissediyorum kendimi, buruk bir yanım. Hiç böyle hayal etmemiştim. Şu an bütün hocalarımı görüyorum ve çok fazla duygulandım açıkçası. Edebiyat bölümünü zaten isterek ve severek gelmiştim. Allah'a şükür bitirdik. Yine aynı düşüncedeyim. Evet. Eğitim açısından kendimi asla eksik hissetmiyorum. Yani şu an yavaş yavaş KPSS sürecine girdim. Eksik değiliz, fazlamız var. Pandemi süreci hepimizi yıprattı. Mezun olmanın vermiş olduğu bir boşluk da var hepimizde. Hakkımız hayırlısı olsun. Sizlerden Allah razı olsun. Hocalarımdan, verdiği eğitimlerden. Ben memnundum hocam. Güzel. Böyle ayrılık olmasaydı diyorsun, öyle mi? Ayrılık kesinlikle. Başka? Ayrılık da sevdaya dahil hocam. Kim? İrem Can. İrem, orada mısın? Buradayım hocam. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyiyiz hocam. Burada da bir sürü vaka var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz işte. Sen neredesin? Tekirdağ'dayım ben. Evet. İstanbul'a yakın. Sen ne dersin? Bartın'dan güzel duygularla ayrıldın mı? Hocam ben hocalarımdan, okulumdan çok memnundum. Zaten hani üniversiteyi de isteyerek girdim bu bölüme. Hedeflerim ve ideallerim arasında vardı. Hayallerim arasında. Çok şükür Gamze'ye katılıyorum yani. Çok şükür bitirdik hayırlısıyla. Ama tabii içimiz buruk hocam. O kepi havaya atıp hepimiz birlikte olmak isterdik yani. Sizi de görerek aynı şekilde. Evet. Ama böyle oldu. Nasip böyleymiş. Güzel. Evet. Başka arkadaşlar? Erdem Karakaya. Arkadaşlar, Türk dilcisiniz. Konuşun artık ya. Yani. Evet. Furkan. Furkan'dan evet. Alabiliriz hocam. Furkan iyi bir değerlendirme yapar diye düşünüyorum. Kim nerededir? Merhabalar hocam. Merhaba. Öncelikle herkese merhaba. Gamze'nin dediği gibi hepinizi böyle görünce açıkçası ben de duygulandım. Böyle bir sonu hiçbir şekilde hak etmiyorduk ama bu şekilde olması gerekiyormuş. Artık bu saatten sonra tüh vah demenin bir anlamı yok açıkçası. Evet. Böyle olması gerekiyormuş. Ben bir değerlendirme yapayım. Benim için son iki sene çok yoğun geçti. İlk iki sene biraz bocaladım diyebilirim. Şehir hayatı vesaire. Biraz zor alıştım açıkçası. Bölüme isteyerek geldim. Okulumuzda gerçekten alanında uzman iyi hocalar var. Ufuk açıcı hocalarımız var. Gerçekten insana kıymet veren, değer veren. Kaliteli hocalarımız var. Bazı hocalarımız da iyi. Yani hepsi genel olarak iyi benim için. İki senemde yoğun geçti ama güzeldi. Benim için yoğun geçmesi bana da değer kattı. Daha fazla çalışmamı sağladı. Yeni Türk Edebiyatı'na ilgim vardı. Gerek Macit Hoca, Haluk Hoca. Benim için çok kıymetli hocalar, Can Hoca. Yani bu alana daha çok ilgi duyduğum için üç hocayı sayıyorum. Diğer hocalarımız da alanında gerçekten kıymetli, verimli işler yapıyorlar. Zaten yayınlamış oldukları makaleler, almış oldukları şeyler önemli. Benim açıkçası heyecanlandıran durum böyle hepinizi bir arada görmek,
bu şekilde görmek beni üzdü. Buruk olmamız da zaten... Bunları aslında yapmak lazım. Her yıl eski mezunlarla, belli aralıklarla, değil mi? Yani bu pandemi de bize bunu öğretti. Bölümünüzde, üniversitenizde, hocalarınızda bağınızı koparmayın arkadaşlar. Yani her yıl örneğin şöyle yarım saat bile birbirimizin yüzünü görmemiz, halimizi, hatırımızı sormamız, değil mi? Dayanışma içerisinde olmamız bence güzel. Bunun masrafı da yok. Yani ta İstanbul'dan, Edirne'den veya Diyarbakır'dan kalk gel, hemen hemen benzer duyguyu yaşatıyor insanların. Mutluluğunu görmesi gayet güzel. Bunu yapmak lazım, değil mi arkadaşlar? Bir örneğin 10 yıl sonra bir daha buluştuğunuzu varsayın, değil mi? Gayet güzel olur. Hocam birçok yerde zaten takdir edersiniz mezun buluşmaları yapıyorlar. İnsanlar şehirden şehre gidiyorlar. Artık dediğiniz gibi hem vakit hem de masraf açısından bu onu minimize ediyor, sıfıra indiriyor neredeyse. Aynen öyle. Mutat hale getirilebilir. Ben de aslında hani konuşmanın bir yerinde tam ona değinecektim. Ne kadar uzak olsak da ben öyle, bu dördüncü sınıf öğrencileriyle ayrı bir şeyimiz vardır bizim. Ders yaparken bazen onlar sınıfı doldurana, sanal sınıfı doldurana kadar ben onlara müzik açarım. Evet. En çok da şeyden etkilenmişlerdi. Bu Neşet Ertaş'ın "Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez, gönülden gönüle gider yol gizli gizli" dedi. O gönül dağ türküsünü açmıştım. Bunu fona verirseniz muhtemelen yarısı ağlar herhalde yani. Evet hocam, çok tabii ders, daha sonra şiir tahliline geçtik, dersimiz oydu. Çok, ben de gerçekten onu... Evet, o yüzden bizim derslerimiz dolu dolu geçiyordu. Biraz da böyle hani uzakların o kasvetli, uzakta kalmanın, bir araya gelememenin kasvetli havasını biraz da bu şekilde yumuşatarak bir hem duygusal hem de işte bir yandan da dersimizi yapıyorduk. Dersimizin içeriği de buna uygundu. Şiir tahliye ediyorduk sürekli. Tamam, evet. Söz senin hocam, söz sende. Tamam, evet. Devam. Kim açtı bilmiyorum ama galiba İbrahim Hoca açtı. Bunu alttan fon olarak verebilirsin İbrahim Hocam, sorun değil benim için. Hazır bahis açılmışken dedim ben de gireyim dedim ama bilmiyorum. Çok iyi ettiniz. Yani bu yılda arkadaşlar sevgili öğrencilerimize söylemek istiyorum. Keşke bizim kodlarımıza, yaşam pratiklerimize, alışkanlıklarımıza uygun bir şekilde el ele kol kola bu coşkuyu yaşasaydık ama bu yılda böyle olsun artık. İnsan hayatında çok güzel anlar vardır. Hiç unutmak istemediği, hep dün gibi hatırlamak istediği anlar vardır. Bunun da öyle bir zaman dilimi olması için çaba gösterdik. Yani bir de tam tersi vardır. Bir an önce unutmak istediğin şeyler vardır, yaşanmışlıklar vardır. Kesinlikle onun da ilk söylediğimi tesis etmeye çalışıyoruz. Sayın dekanımız çok sağ olsunlar, lütfedip katıldılar. Sohbet havasına burada geçiyoruz. Biz de ummuyorduk, istemiyorduk ama bizim malumu olan sebeplerden dolayı böyle yaptık. Yani bu sefer de bizden kurtulamadınız, sizi yakaladık yine bu şekilde. Şimdilik böyle söyleyeyim. Diğer hocalarım da belki bir şeyler söylerler. Sayın dekanımdan mikrofonu almış oldum ama hocam. Tamam, böyle doğaçlama gidelim zaten. Tamam. Sorun yok. Bu arada da yani bir fotoğraf da alalım şeyin üzerinden. Sayfalarınıza koyarsınız. Tamam hocam. Bilmiyorum. İbrahim hocam o işleri halleder. Zaten şu an kayıt da yapıyoruz hocam. Tamam, ben dinleme değil şu anda. Devam edelim. Tamam. Hocalarım, konuşmak isteyen hocalarım varsa... Kaçım söylemek isterim tabii. İnsan hayatının içerisinde tabii ki pek çok anlar vardır. Bunların bir kısmı mutlu, bir kısmı acılarla, hüzünlerle doludur. Biz herhalde öğrencilik hayatımızda, bizler de öğreticilik hayatımızda bu hüzünlü bir kısmı, acılı bir kısmı yaşıyoruz. Hem gerek kendi arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan kaybettiklerimiz var. Hem de öğrenci kardeşlerimizden,
hastalananlar, ailelerinden hastalananlar ve kaybettiklerimiz var. Ve bunları tabii ki bunlar işte hayatımızın hüzünlü kısmı. Yaşanan işte bu hüzünlü kısımlar da hafızamızda kalıyor ve birçoğunu da unutmak için çabalıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah bir an önce 2020 bahar dönemiyle başlayan bu COVID-19'da bu çabucak unuttuğumuz kötü anılar içerisinde yer alır ve hemen unuturuz diyelim. Tabii 4 senelik çok meşakkatli, bir o kadar da zor, bazen de kolay, bazen de eğlenceli bir eğitim hayatını tamamladınız. Türkiye'nin en genç ama bir o kadar da güçlü bir üniversitesinden mezun oluyorsunuz. Bunun farkına mezun olduktan sonra varırsınız, yani varacaksınız ya da iş hayatına başlayınca, sınavlara girince. Bununla ilgili ben sizlerden pek çok mail alıyorum hocam. Nasıl bir eğitim aldığımızı sınava girdiğimizde ya da işte öğretmenliğe başladığımızda diğer üniversiteden gelen, büyük üniversitelerden gelen kişilerle yarıştığımız zaman anlıyoruz. Çok teşekkür ederim diye geriye dönüş bir sürü hocalarımız da eminim böyle mesajlar alıyordur. Bunlar işte bizi çok mutlu ediyor. Ulaşmak istediğim şey sizlerin iyi bir eğitim almanızdı zaten. Bu noktada bizler de gurur duyuyoruz. Sizlerin başarınızda biz de başarılı olmuş kabul ediyoruz ve büyük bir mutluluk da kaplıyor. Her biriniz bu bölümden mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleğe girmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Üniversite hayatını sadece eğitimle sınırlı olmadığını biliyoruz. Bunu biz derslerde mümkün olduğu kadar da, yani sadece ders anlatmak değildi karşılıklı yaptığımız şey, hayata da hazırlamaktı. Bununla ilgili size işte ilerideki iş hayatınızla ilgili vizyon ve değerlerle ilgili bilgiler de aktarmaktı. Hayata da hazırlamaktı. İnşallah bunları başarmışızdır diye düşünüyorum bölüm olarak. Ve hayatınızın bundan sonraki döneminde de yöneliş ve davranışlarınızda, tavırlarınızda hayatın sevgi üzerine kurulu olduğunda inşallah unutmazsınız. Her şeyin içinde de sevgiyi ararsınız diyorum. Sevgiyle kalın diyorum sevgili arkadaşlar. Güzel. Katılıyoruz hocam. Sağ olun hocam. Sevda hocamız. Başımıza gelen bütün bu şeyler dünyada olmamaktan daha iyi. Hem bizim için hasret falan neymiş ki? Sen orada yıldızlara bakar dalarsın. Ben burada sigaramı sarar dalarım. İşte olur biter demiş şair. Evet, başımıza kötü şeyler geldi ama şükür ki dünyadayız. Aynı göğün altındayız. Ve iletişimimiz kopmayacak. Çünkü artık teknoloji dünyasında buna imkan veren bir sürü olanağımız var. Evet, biraz cümlem düşük oldu ama artık anladınız siz. Devam o ki öğrencilik insan hayatında en güzel yıllar. Çünkü iş hayatında devamsızlık hakkın yok. Bugün işi kırayım diyemiyorsun. Dolayısıyla o güzel yıllar bitince anlaşılıyor. Fakat sonuç olarak arkadaşlar yeni iş hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Ve sevgilerle. Devam edeyim hocam. Can hocam buyurunuz. Arkadaşlar mezuniyetiniz hayırlı olsun. Sizinle son 2 sene tanışma imkanımız oldu. Biliyorsunuz bölüme sonradan dahil oldum 2018 yılında. 2018 ve 2019 eğitim öğretim yıllarında son 2 sene dersinize girdim. Sizi geç tanımış olmama rağmen hem örgün öğretim sınıfı hem 2. öğretim sınıfı bölümde en sevdiğim, iletişimimizin en iyi olduğu sınıflardan oldu. Sizinle çok güzel derslerimiz gerçekleşti. Yine salgın sebebiyle uzaktan eğitime geçince de yine çok bu güzel enerjimizi devam ettirdik, iletişimimizi. Tabii mezuniyeti yüz yüze beraber yan yana yapmak hepimizin arzusuydu. Ama şartlar el vermedi. Ama hocalarımın da belirttiği gibi bu bir üzüntü sebebi olmamalı. Önemli olan kalplerin, gönüllerin bir olması. Elbette yine daha sonraki dönemlerde gerek sanal ortamda gerek yüz yüze mutlaka karşılaşırız, mutlaka görüşürüz. Önemli olan benim için gönüllerin bir olması.
irtibatımız hiç kopmasın. İnşallah yine daha güzel, daha sağlıklı günlerde görüşürüz. Hepinize iş hayatınızda, bundan sonraki hayatınızda başarılar, mutluluklar diliyorum arkadaşlar. Hocam buyursunlar. Teşekkür ederim hocam. Herkese merhaba arkadaşlar. Sedat hocam merhabalar. Yani aslında tabii bu tür mezuniyetlerin hani Zoom'dan yapılması, yüz yüze yapılması bunlar arkadaşlarım değindi ama tabii uzun yıllardır biz bu işi yaptığımız için mezuniyetler bazen bizim için rutin olarak görülür. Biz bunu her yıl tekrar ederiz ama bu an tabii sizin için çok daha önemli bir an. Dolayısıyla yine merkezde siz varsınız. Yani sizin için çok önemli bir anı yaşıyoruz. Tabii bizde bu tür hani mezuniyet konuşmaları vesaire bir alışkanlık haline geldiği için bazen bunu biraz da ezberden yaptığımız için tam olarak 4 yıl boyunca hani size ne kadar dokunduk, sizi ne kadar değiştirebildik, sizi ne kadar edebiyata yakınlaştırdık. Biz onu çok kestiremiyoruz. Bunu öğrenmemiz de biraz güç. Sanırım siz hayatın içine atıldığınızda, kendi işinizi yaptığınızda size ne kadar dokunduğumuzu anlayacaksınız. Ama biz tam olarak göremeyeceğiz. Yani benim öncelikli dileğim geçmişe dönük. Umarım yani sizi edebiyata yakınlaştırmışızdır, dokunmuşuzdur, değiştirmişizdir. Hayatınıza yeni bakış açıları kazandırmışızdır. Yani öncelikle tabii burayı tercih ettiniz. 4 yıl boyunca sabırla devam ettiğiniz için bizim size teşekkür etmemiz gerekiyor. Umarım adil olabilmişizdir. Yani hiçbirinizin hakkını yememişizdir. Beklediğiniz sınav notları gelmiştir vesaire vesaire. İncitmemişizdir. Bundan sonraki süreç içinde 4 yıl boyunca bizimle ne kadar kolay iletişim kurduysanız bundan sonra da kurabileceğinizi artık biliyorsunuz. Dolayısıyla ben önce hepinize teşekkür ederim ve bundan sonraki hayatınızda da hepinize başarılar dilerim. Çok yaşayınız. Hocam buyursunlar. Arkadaşlar merhaba. Ya öncelikle Haluk hocamın da söylediği gibi aslında biz mezuniyetlere alışığız. Siz bizim 6. mezunlarımızsınız. Hep böyle umut dolu, mutlu, güler yüzle bu konuşmaları yapmaya alışığız, alıştık. Şimdi arka planda hocalarım hüzünlü müzikler veriyor. İlginç zamanlardan geçiyoruz ama dışarıda ne olursa olsun mutlu anların, güzel anların da o an içinde tadını çıkarmak gerekir. Şu anda güzel bir an içindeyiz, mutlu bir an içindeyiz. Bizler mezun olduk, bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler de kendinizle gurur duymalısınız. Gördüğünüz gibi zaman hızlı geçiyor. Hızlıca akıp gidiyor. Lisans döneminin nasıl başlayıp bittiğini muhtemelen siz de anlayamadınız. Umarım hayatınız boyunca zamanınızı hep verimli geçirirsiniz arkadaşlar. Benim pırıl pırıl meslektaşlar yetiştirdiğimize hiç şüphem yok. Sizlere ömür boyu başarılar diliyorum. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Bizle iletişimimizi hiç koparmayın. Lütfen şöyle başardık, böyle hocam şuradayız diye. Hocalarım da bahsetti, bir 10 yıl sonra da sizleri görebilelim. Yani dediğim gibi sizlerle şimdiden zaten gurur duyuyoruz. Daha sonra da güzel haberlerinizi bekliyoruz. Yolunuz açık olsun. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Olabilir miyim Macit Hocam? Evet. Yılmaz Hocam buyursunlar. Evet. Kıymetli hocalarım, Sedat Hocam ve tüm mezunlarımız. Merhaba. Sesim geliyor değil mi hocam? Geliyor hocam. Tamam. Tüm mezunlarımızı kutluyorum. Bu güzel günün yüz yüze olması tabii ki onların ya dileğiydi. Bizim de dileğimizdi. İnşallah bundan sonraki mezuniyetlerimiz yüz yüze gerçekleşir. Hepsini tekrar kutluyorum. Yollar açık olsun, bahtlar açık olsun. Çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel günlerde hep birlikte buluşmak dileğiyle diyorum. Yüz yüze buluşmak dileğiyle diyorum. Bizim de mesajımız eski Türk Edebiyat adına gazeller girsin rüyalarınıza diyor. Hepinize selamlar. Betül nereye yolculuk? Betül'den bir ara söz alalım.
Hocam Oğuz cevap versin buna. Efendim? Yanınıza geliyoruz hocam. Öyle mi? Buraya mı geliyorlar? Evet hocam. Hocam Bartın'a geldiler diploma almak için. O yüzden hep beraber buradayız. Yarın da nasipse okula geleceğiz. Peki hoş geldiniz. Ha. Diplomalarınızı gerçi gönderecektik ama bazıları geliyor. Tabii ki bu da bir özlemdir. Özlem giderme. Peki tekrar hoş geldiniz diyelim. Devam edelim hocam. Herhalde Gülay Hanım. Gülay Hanım'ı da dinleyelim. Evet hocam. Sayın Dekanım. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Sayın hocalarım, sevgili öğrencilerimiz. Bugün hepimiz için çok değerli. Siz bakmayın böyle uzaktan birbirimize sarılamadığımıza, birbirimize dokunamadığımıza bakmayın. Bu anlar hafızalarımızda, gönlümüzde en güzel yerlerde saklıdır. Önemli olan kalplerimizde ve zihinlerimizde birbirimizle beraber olmak. Biz bunu başardığımıza inanıyorum. 4 yıl boyunca elimizden geldiğince hocalarınız olarak ve şahsen sizlere hep en iyisini vermeye çalıştık. Sizleri hep bir adım ötesine ulaştırmaya çalıştık. Umarım bunda muvaffak olmuşuzdur ve daha iyi yerlere geldiğinizde, başarılarınızı gördüğümüzde kendimizle gurur duyacağız. O günler de gelecek. Ve Yasin'i tebrik ediyorum. Hem bölüm birincimiz hem fakülte birincimiz olması hasebiyle bizi bugün cidden gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum. Yüksek lisansı da kazandı hocam. Evet, tebrik ederiz. Buradaki tüm öğrencilerimiz, burada olmayan tüm öğrencilerimiz hepsi bizim için çok değerli. Ve onların hocası olduğumuz için biz kendimizi, şahsen ben kendimi şanslı hissediyorum. İçlerinde özellikle birisi var ki onu burada söz konusu etmek isterim. Bir öğrencim, Tunahan Kılıç. Birinci sınıfta özellikle yanıma geldi ve dedi ki, hocam beni derslere kaldırmayın, bana söz vermeyin dedi. Ama dördüncü sınıfa geldiğinde özellikle benim derslerimde söz alan bir öğrenci haline geldiğini görünce gerçekten dedim, başardı, kendisini tebrik ediyorum ayrıca. Ve inanıyorum ki hayatın diğer aşamalarında da bu başarılarını devam ettirecek. Tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hayatlarında başarılar diliyorum. Allah sağlık sıhhat içerisinde nice güzel günlerinizi görmeyi nasip etsin. Görüşmek üzere. Evet, güzel. Yani aslında başarmak, bir eğitim almak biraz da böyle bir şey. Biraz önce bir yüksek lisans öğrencim gelmişti. O da benzer şeyleri söyledi. Örneğin felsefeyi isteyerek yazmamıştı. Ama ikinci sınıftan sonra sevmeye başladı. Yüksek lisansa başladı. En ağır metinleri anlayabilmenin ona kazandırdığı özgüvenden mesela söz etti. İyi ki yüksek lisans yaptım dedi. Ama bu ille de doktora yapacağım, akademisyen olacağım, ille de veya Türk dilini, felsefeyi bitirdim, ille de alanımda devam edeceğim, edemezsem başarısızım gibi hissetmemek lazım. Yani hayat sadece felsefe, Türk dilinden ibaret değildir. Bunların her biri, bu eğitim bize çok şeyler kazandırıyor. Yani sizleri yarın öğretmen olamadığınızda gördüğümüzde 2 yıl, 3 yıl sonra bu sizin başarısızlık falan değildir. Yani hayat başarısı farklı bir şeydir. Akademik başarı başka bir şeydir. Hayatını mutlu bir şekilde devam ettirebiliyorsan bu yeterlidir. Temel ölçüt budur. Kimisine nasip olur. Yani her sene 100 öğrenci mezun ediyoruz. Atıyorum bir bölümden. Bunların %1-2'si belki akademisyen olacak. Veya %5'i 10'u en fazla öğretmen olacak. Ama hayat devam ediyor ve başarılı olabileceğimiz, mutlu olabileceğimiz alanı kendimiz seçmemiz gerekir diye bu arada bir korsan giriş yapayım dedim. Evet hocam. Hocam geldi. Katkı hocamız vardı. Hocam belki o da bir şeyler söylemek ister mi? Evet. Evet hocam. Merhaba, buradayım. Bölümümüzün
yeni hocası. Yeni hocası, evet, sesim. Aldık. Evet, sesim geliyor değil mi? Mikrofonu şimdi açtım. Sorun yok inşallah. Evet, merhaba arkadaşlar. Hepinizin mezuniyetini tebrik ediyorum. Kutluyorum hepinizi. Zor bir 4 yıl geçirdiniz. Ben de az önce size ne söyleyeyim diye düşünürken, biliyorum hepinizin gelecek kaygısı var. Bununla ilgili ne söyleyebilirim diye düşündüm. Birkaç tavsiye notu aldım. Mesela birincisi için şöyle yazmışım, vazgeçme. Bu süreç içerisinde çok kez vazgeçmek isteyeceksiniz. Tamam artık yeter, mücadeleyi bırakıyorum diyeceksiniz. Çünkü ben demiştim defalarca. Fakat içimde bir ses asla vazgeçmemişti. Size de tavsiyem vazgeçmeyin, mücadele edin. İkincisi başka alanlara yönel demişim. Bu şu, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldunuz. Fakat Türkiye'de birçok örneğin hukuk mezunu hukukçuluk yapmaz. Tahmin ettiğinizden çok daha fazla tıp fakültesi mezunu doktorluk dışında iş yapar. Bu seçenekleri asla kapatmayın diyorum. Çünkü buralardan da hiç beklemediğiniz fırsatlar çıkacak karşınıza. Üçüncüsü şöyle yazmışım, bu daha çok işle ilgili değil de hayatta karşınıza çıkacak sıkıntılarla ilgili. Ben bunu 5 yıl kuralı diye duymuştum. Şöyle diyordu, 5 yıl sonra hatırlamayacağınız ya da hiçbir önemi olmayacak şeyler için 5 dakikanızı bile üzülerek ayırmayın diye bir kural. Bir zorlukla, bir sıkıntıyla bir şeyle karşılaştığınız zaman, ben de hep böyle yapıyorum o zamandan beri, bundan 5 yıl sonrasını hayal edin. 5 yıl sonra böyle bir şey hala sizi rahatsız ediyor olacak mı? Eğer olmayacaksa gerçekten 5 dakikanızı bile üzülerek ayırdığınıza değmez bu hayatta. Çünkü gerçekten hayat çok kısa. Düşündüğünüzden daha kısa olduğunu 40 yaşınıza 2 yıl gibi kısa bir süre sonra size hissedilen 2 yıl. Ama hemen yaşlandığınız zaman bunu anlayacaksınız. Dördüncüsü ve sonuncusu şu, Barton Üniversitesi iyi bir üniversite, iyi hocaları olan bir üniversite. Fakat hepimizin bildiği, hep karşımıza çıkan daha prestijli üniversitelerin mezunlarıyla yarış gibi bir şey var. Bir işe başvurduğunuz zaman belki onların mezunlarını da işverenler maalesef tercih edecekler. Burada size tavsiye edebileceğim, size söyleyebileceğim şey şu. Belki siz de işvereniniz size böyle bir şeyle gelirse bunu söyleyebilirsiniz. İşi diplomalar değil insanlar yapar arkadaşlar. Bilgiyi diplomalar değil insanlar taşır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu üniversite yine iyi bir üniversite. Fakat siz kendinizi geliştirmişseniz, geliştiriyorsanız her zaman farkınız ortaya çıkacaktır. Böyle bir şeyden dolayı kesinlikle kendinizi üzmeyin. İnsanın kalitesi gerçekten o insanda yaşar. Diplomanızda yaşamaz. Son tavsiyem de bu. Hepinize hayatta başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Yasin'i dinlesek mi? Evet, Sayın Yakan hocam, bölüm birincimizin, fakülte birincimizin de size söyleyecekleri vardır muhakkak. Evet. Onu dinleyelim, uygun görürseniz. Hay hay. Yasin'cim, tebrik ediyoruz önce. Sözü sana bırakalım. Merhaba hocam, nasılsınız? Biz iyiyiz. İyisiniz işte, iyisinizdir inşallah. Teşekkür ederiz. Öncelikle bütün hocalarımı saygı ve sevgiyle selamlıyor. Biz mezun öğrencileri böyle bir mecrada buluştukları için ayrıca teşekkür ederim. Bütün dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bu özel ve anlamlı günü birbirimizden ayrı geçirmenin derin üzüntüsüyle 4 yıllık lisans hayatımızı başarıyla tamamlamanın haklı sevincini birlikte yaşıyoruz. Bizlere her zaman en kaliteli eğitimi vermeye çalışan, düşünce ve önerilerimizi önemseyen, donanımlarıyla akademik anlamda gelişimimize katkı sağlayan ve geleceğimizin şekillenmesinde büyük pay sahibi olan başta çok kıymetli Türk Dili ve Edebiyatı bölüm hocalarımıza, akabinde bütün Barton Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışanlarına şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. 2016 yılında başladığımız bir hayli yorucu ve keyifli olan bu yolculuğu bugün burada tamamlamış bulunuyoruz.
Hepimiz Barton Üniversitesi ailesine Türkiye'nin dört bir yanından hayallerimizi gerçekleştirme, vizyonumuzu ve misyonumuzu genişletme amacıyla geldik. Bu süreçte çok çalıştık. Bazen yorulduk, bazen üzüldük ama inanıyorum ki çok güzel bir dört yıl geçirdik. Fakülteyi böyle güzel bir dereceyle tamamlamak aslında benim tek başıma elde ettiğim bir başarı değil. Bunda ailemin, hocalarımın ve arkadaşlarımın payları çok fazla. Bugün burada bu konuşmayı gerçekleştiriyor olmanın vermiş olduğu gurur ile gerek maddi, gerekse manevi olarak desteklerini benden hiç esirgemeyen, başta annem ve babam olmak üzere bütün aile fertlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Son olarak okul hayatım boyunca her zaman yanımda olan, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz ve çok güzel anılar biriktirdiğimiz kıymetli arkadaşlarıma da buradan başarılar diliyor, her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz Yasin. Tekrar kutluyoruz. Başarılar. Teşekkür ederim hocam. Evet, bizler de tekrar bütün hocalarım adına Yasin senin de diğer mezun olmak da zaten başlı başına bir başarıdır. Başarılarından dolayı bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Hocam müsaade ederseniz bizim aslında mutfakta en çok çalışan hocalarımız biliyorsunuz araştırma görevlisi hocalarımızdır. Tabii yani, ben de yanını diyecektim yani. Evet, öğrencilerimiz ilk önce onları kapısını açındırır, ondan sonra hocalarına gelirler. Gerçi kendileri de... Bazen kızanlar yine bu araştırma görevlisi mi de geldi sınava, bu niye geldi? Evet. Ama öğrencilerine en yakın oldukları araştırma görevlileridir. Yani. Evet, şüphesiz Müzeyyen hocamız biraz rahatsızdı. Kendisiyle görüşüm inşallah daha iyi hastaneye gidiyordu ama Ahmet ve Ezgi hocalarımız burada. Belki onlardan da çünkü öğrencilerimiz şey duymak isterler diye tahmin ediyorum. Onlara da bir söz vermek isteriz. Hay hay. Tabii hocam ben başlayayım müsaadenizle. Evet, lisans hayatının sonuna geldiniz. Bir dönem kapandı ama önümüzde yeni yollar açılacak bundan sonra. Aslında bu yeni bir başlangıç, bunu böyle değerlendirmek lazım. Bundan sonra atacağınız adımlar sağlam ve emin olsun. Hedeflerinizden vazgeçmeyin, Kadri hocamın da dediği gibi en önemli nokta bu. Umuyorum biz Barton Üniversitesi'nde geçirdiğimiz süre boyunca sizi en iyi şekilde ağırlayabilmişizdir. Bundan sonra bizi gülümseyerek hatırlamanızı temenni ediyoruz. Biz mezun ettikten sonra öğrencilerimizle bağımızı koparmıyoruz. Her zaman buradayız. Ne zaman bir sorunuz olursa her zaman cevaplamak için, sizi yönlendirmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Ne zaman ihtiyacınız olursa burada bekliyoruz. Evet, burada bir ablaları var diyorsun. Evet, tabii ki. Evet, Ahmet hocam. Yaz dostum. Çok geçmiş ömre yaşam. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mezun oldu. Bölümümüzü başarıyla bitiren öğrenci arkadaşlarımızın. Yasin'i de ayrı tebrik etmek istiyorum. Birinci bitirirken fakülteyi hem de bölümümüzü hepimizi gururlandırdı. İnsan hayatının en güzel dönemi üniversite yıllarıdır. Yani benim için öyleydi. Çok arkadaşımız için de öyledir. O yüzden zaman çok çabuk geçer. Başlayınca hiç bitmeyecekmiş gibi gelir ama yolun sonuna geldiğimizde çok çabuk biter. O yüzden biterken de her şeyin tadını çıkarmak istersiniz. Bu yüzden hani böyle bir sürece denk gelmeniz gerçekten de hepimizi üzdü. Son döneminizi doya doya yaşayamadınız. Bu açıdan üzücü bir dönemdi ama bunun için gerçekten de elimizden bir şey gelmiyor. Toplantı şey değil. Son önemli olan bundan sonrası. Bundan sonra da burada edindiğiniz, hocalarımızdan edindiğiniz bilgilerle, yaşam tecrübesiyle. Çünkü üniversite hayatı da insana yaşam tecrübesi veriyor. Bu yaşam tecrübesiyle birlikte hepinizin çok güzel bir geleceğe sahip olmasını diliyorum ve buradaki arkadaşlarıma da inanıyorum. Ben de 2017 yılında burada çalışmaya başladım. Geldiğimde bu 2016 sınıfı, 2. sınıftı. Buradaki 2. yılımda onlarla daha çok tanışma imkanı buldum. Ve gerçekten de çok sorumluluk sahibi arkadaşlarım var içlerinde.
Ve ben hepsinin ileride çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Vazgeçmeden, Kadri Hocam'ın dediği gibi vazgeçmeden devam etsinler çabalamaya diyorum. Hepsine tekrar başarılar diliyorum. Denizleri kuruturum yar, senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar. Canım iste, canım bile sana kurban yar. Dağlar taşlar uçan kuşlar senin olsun yar. Deniz derya gökler hep yerinde dursun yar. Gönlüm senden bir şey ister nasıl desem yar. Valla beni, valla beni al koynana yar. Saçlarına yıldızlar kaç yapayım. Ne yapalım? Akışta ne var şimdi? Sehat Hoca herhalde telefon için ayrıldı ama Özge ne var? Mikrofonu kapalı. Akışımız aslında sona erdi. En son öğrencilerimizden gelen kareleri paylaşacaktık. Onları da müzik eşliğinde paylaşmış olduk. Bize gelenlerin hepsini paylaştık. Daha çok gelseydi daha çok paylaşabilirdik. Ahmet Hocam hazırlamıştı slaytı. Onu da ellerine sağlık. Eğitmek isterim. Evet, teşekkür ederim. Öğrencilerimiz bizimle bir şeyler paylaşmak isterlerse onları dinleyelim. Hatıralarını veya düşüncelerini, duygularını paylaşmak isterlerse kendilerine söz verebiliriz. Evet arkadaşlar. Artık yavaş yavaş. Nakletmek isteyen var mıdır? Evet. Vedalaşacağız. Bize söylemek istediğiniz bir şey yok mu? Yani derste nasılsanız şu mezuniyette de öylesiniz ya. Bari bugün konuşun. Hocam ben aslında birkaç bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bu 4 sene gerçekten harika geçti benim için. Gerçekten mükemmeldi. Evet, çok güzel bilgiler edindik. Harika dostluklar edindik. Mükemmel hocalarımızla tanıştık. Ve size şunu söylemek istiyorum. Derslerin yanı sıra, bilginin yanı sıra bize kattığınız en büyük şey sevgi ve saygıydı. Bu konuda asla hakkınızı yemem. Çünkü biz sizden sevgiyi gördük, saygıyı gördük. Yani ilerleyen zamanlarda bir öğrenciye nasıl davranılır bunu gördük. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Çok zordu yani bu. Hem sizden ayrıldık, hem arkadaşlarımızdan bir anda koptuk. Çok farklıydı. Şu an gerçekten böyle ağlamamak için kendimi zor tutuyorum gibi. Hepinize çok teşekkür ederim. Bize kattıklarınız, bize verdiğiniz değer, bize gösterdiğiniz saygı ve sevgi için. Bizi unutmayın hocam. Merak etmeyin, unutmayız. Evet, başka var mı arkadaşlar? Bu anları yakalamak kolay değil. Teşekkür ediyorum. Verdiniz eğitimlerden. Hocam hepiniz Allah'a emanet olun. Konuşmalarınızda ne olsun. İlk başta biraz şeydim, böyle çok üzüntülüydüm ama şu an sizi dinledikçe kendimi daha iyi hissettim. Moral oldunuz açıkçası. Hepinizi görmek beni daha iyi hissettirdi kendime. Gerçekten şu an daha iyi hissediyorum. Konuşmanın başında dediğim gibi hiç iyi hissetmiyordum. Hepinize tekrar tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah bir gün görüşmek dileğiyle diyorum ben. Sağ olun. Tamam, hepiniz hakkınızı helal edin. Sağ olun. Betül'ün telefonundan geliyor ama. Telefonundan Betül ben ama Oğuz da yanımda olduğu için Oğuzhan Ilgın. Tamam, o konuşmuş. Tamam, dikkatli gelin çocuklar, siz yoldasınız. Saçını dök sineme derdin.
güneş söyler. Yeter ki ısla ısla, bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Ne oldu? Arkadaşlar biraz bir şey yapalım mı hocam? Söz verelim konuşmak isteyen arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza. Çocuklar biz hep konuşuyoruz. Derste de hep biz konuşuyoruz. Haluk Hocam'ın söylediği gibi zaten. Yani evet sizlerden de çok kıymetli katlar aldık ama bugün sizin için buradayız. Siz konuşasınız diye buradayız. Sizleri dinlemek için buradayız. Hani hatırlarsanız şiir tarihleri dersinde bir şeyden bahsetmiştim. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum size. Artık sözü dinlemek değil, söylemek istersiniz diye umuyoruz. Açıkçası böyle birkaç arkadaşımızdan da görüşünü, duygularını, düşüncelerini alalım. Ondan sonra bir şey yoksa kapatabiliriz. Tabii burada chat sohbet kısmından yazan arkadaşlarımız da var. Evet. Herkes görüyor zaten. Ben niye okuma zorunda hissediyorsam kendimi. Bakma. Evet arkadaşlar, söz almak isteyen arkadaşlarımız yoksa, yolda olanlar var, müsait durumda olmayanlar var. Biz artık vedalaşalım diye düşünüyorum. Söz almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Hocam izninizle ben çok kısa bir teşekkür etmek istiyorum hepinize. Tabii Ayşegül, buyur. Bu 4 yıl aslında çok uzun ve çok zordu benim için. Çünkü edebiyatı sevmiyordum. Bölüme isteyerek gelmemiştim. Ama zamanla sizleri sevdim. Hocalar sayesinde edebiyatı çok fazla sevdim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yardımcı olduğunuz için, her konuda yanımızda olduğunuz için. Bizleri donanımlı insanlar haline getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım dediğiniz gibi bu bir veda olmaz, bir son olmaz ve bundan sonrasını da hep görüşebiliriz. Tekrardan çok sağ olun. Sağ olun. Hocam ben de konuşabilir miyim? Tabii, dinliyoruz. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir 4 yıl geçirdim. İlk başta Bartın'a geldiğim zaman çok endişelenmiştim ama hiç öyle olmadı. Hocalarımdan da çok memnunum. Ya ben özellikle bütün hocalarımı çok seviyorum ama özellikle geri dönüşüm aldığım hocalarımı yani biraz daha ön planda tutuyorum. İsim vermek istiyorum açıkçası. Can Hocam. Ona ayrıyeten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Betül. Rica ederim hocam. O yüzden çok teşekkür ediyorum bütün hocalarıma da. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah daha sonra da görüşmek dileğiyle. İnşallah. Hocam ben de aynı şekilde hepinize teşekkür ederim. Sınıf temsilcisi olduğum için hepinizle ayrı ayrı birebir sohbetim oldu, muhabbetim oldu. Hepinizle birlikte vakit geçirdim. Geri dönüşler aldım. Yani sizin gibi kıymetli hocalarımız olduğu için çok mutluyum açıkçası. Teşekkür ederim her şey için. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu hocalarımızın bir şeye, dekan hocamız da aynı şeye vurgu yaptı. Buradan mezun olmuş olmak burayla bağınızın koptuğu anlamına gelmiyor. Zaten bizim çok önemsediğimiz bir husus var. Mezun platformlarımız, mezun portallarımız var arkadaşlar. Buralarda hani size ne yaptığınızda veyahut da kazanımlarınıza, başarılarınıza biz ancak bu kanalla siz bize haber ulaştırdığınız müddetçe bu bilgilere sahip olabiliyoruz. O nedenle de lütfen bu iletişim kanallarımızı mümkün olduğu kadar etkili kullanalım. Çünkü önceki yıllardan bize gelen o kadar güzel haberler, dönüşler oluyor ki tabii bunlar bizim sadece iftihar etmemize iftihar ediyoruz bunlarla. Yoksa başka bir beklentimiz, arzumuz, isteğimiz olamaz. En azından mezunlarımız iyi yerlere gelmişler, iyi işler yapmışlar, iyi pozisyonlardalar.
bunlardan haberdar olmak, birbirimizden haberdar olmak, yani bu fiziki imkansızlıklar, şu an geçici olan bu fiziki mesafe sıkıntılarından bağımsız olarak söylemek istiyorum. Yani bir arada olsaydık belki geleneksel mezun buluşmaları bile yapılabilir. Bunu önceki sınıflara pek söylemedik ama birçok yerde bu yapılıyor. Ve söz gelimi 2020 mezunları her yıl nereden mezun oldularsa gelebilenler orada bir araya geliyorlar. Belki Haluk Hocam'ın hep söylediği bir şey var. Siz yolcusunuz, biz hancıyız. Hancılar biz buradayız. Sizi ağırlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Açıkçası burada her daim size açık olan bir kapı olduğunu da lütfen unutmayın. Bu kapı sadece fakültenin, bölümün kapısı değil. Bu gönüllerin de kapısıdır aynı zamanda. Hani işte bu mutlu anlardan bahsetmiştik başlarda. Evet, içinde biraz hüznü barındırıyor. Bir arada olamamanın hüznünü ve ayrılığın da daha şimdiden başlayan özlemini, ayrılık zordur çünkü. Alt şiirinde İbrahim Hoca'dan rol çalmış oldum ama Türklerimize çok geçer. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı diye. Zor olan ayrılıktır. Eğer konuşacak başka şey yok, kimse yoksa kapanış şeyini yapabiliriz. Müsa konuşmak mı istiyorsun? Evet hocam, ben de size teşekkür ederim. Bize kattığınız bunca yıl emekleriniz var. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Evet, helal olsun. Başarılı evet. Diliyoruz. Evet, Nina yazmış. Kimlikte Nina, evet gördüğümüzde hepimiz karşıladık. Karşıladık. Ama Türkiye'de olan şeyler bunlar. Evet. Nüfus memurunun. Bundan sonra da öğrencileri soracak. Nina ne demek diye her ders. Evet. Hocam onlara direkt kendimi Nina olarak tanıttım. Direkt evet. Nina'yım onlarda. Nina yok. Peki şimdi dekan hocamız zannedersem şey yapıyor, bir görüşme yapıyor biz. Hocam son olarak ben de bir 4 yıl için teşekkür etmek isterim. Peki. Verdiğiniz emekler için, karşı geri dönükleriniz için. Özellikle Haluk Hoca, Macit Hoca ve Can Hoca, bütün hocalarımızı çok seviyoruz ama yeni Türk Edebiyatı'na hevesim ayrı bir şeyimiz, ilgimiz olduğu için 3 hocamızı ayrıyeten de bir parantez açmak isterim. Bundan sonra her ezelde Can Hocam sizi hatırlayacağım. Bunu burada demeden geçemezdim. Teşekkür ederim Buse. Hepinize sağlıklı günler dilerim hocam. Bu dilcilerin kaderini veriyor. Balk edebiyatçıları mı topladınız? Ne yaptınız? Hocam yeni edebiyat taraftarlarını toplamadık. Üstelik sen yaptın organizasyonu İbrahim Hocam. Sana vermiştim o işi. Ahmet yaptı. Şey tarafı var. Yani böyle. Ya canım bu her bilim dalında biraz böyledir yani. Kim de felsefede de gidip ortaçağ felsefesini fazla sevmez ya. Yani. Sevmez de değil mi? Yani. Hocam çok fazla şiir var, roman var, tiyatro var, öykü var. Evet. Ayrı bir cazip veriyor. Bir de herhalde bunun bir de sunma biçimi de var. Ben bu eski Türk dili dersini sevsinler diye şiir okuyordum ama. Hocam yeni edebiyat olmamıştır. Efendim Ayşegül. Sevda hocam merak etmeyin, ben de buradayım. Sonuna kadar dilcileri savunacağız. Harika. Evet. Sayın hocam, arkadaşlar da bizimle paylaştılar hem hatıralarını hem duygularını, düşüncelerini. Sizin dekan hocamıza ben söz vermek istiyorum kapanış için. Ne derler acaba? Yani öncelikle düzenleyenlere, katkı sağlayanlara, katılanlara, herkese teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bu bir ortak yaşanmışlığı paylaşmaktır. Yıllar hızlı geçiyor, hızlı geçer. Hani biz de aslında bu vesileyle her hoca da kendi mezuniyetini belki de hatırlıyordur. Biraz da hocalar da biraz da buradan da duygulanıyordur. Hani biz de mezuniyetimizde adreslerimizi aldık, 10 yıl sonra buluşacağız diye kararlaştırdık. Ama 34 yıl geçti, hala buluşamadık. Yıllar hızlı geçiyor.
Arkadaşlara da söyleyeceğimiz budur. Yani erkekler için askerlik, tüm gençler için üniversite dönemi çok önemlidir. Orada yoksulluğu da paylaşırsın, varlığı da paylaşırsın. Onun içindir. 4 yıl acısıyla, tatlısıyla tekrar tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Ben fakültem adına, tüm arkadaşlarım adına. İnşallah bunu dediğimiz gibi bunu bir geleneksel hale getirelim. Yani birilerinin bir nerede olacağı, hiç nerede buluşacağınız hiç meçhul. Yani bizim 3 yıl önce mezun ettiğimiz öğrenci işte öğretmen oldu, Bartın'a tayini çıktı, haftaya geliyor mesela. Urfa'dan bizim buraya gelmemiz nerede, onun öğretmen olarak Bartın'a gelmesi nerede? İnsanlar bir yerde yolları kesişir. Bir yerde dertleşeceğimiz insanların olması. Önemli. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Arkadaş isterseniz sonlandıralım. Teşekkür ediyoruz hocam. Bizi yalnız bırakmayı katıldığınız için. Bir türkünüz varsa onunla bitirebiliriz. Onda ne vardır? İbrahim hocam DJ'lik yapıyordu. He? Hadi bakalım arkadaşlar. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamam. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz hocam. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın, başarılar. Hoşçakalın.